Adım adım ALES Matematik bölüm 4 işlem sorusu isimli bölüm. Şimdi soruda şu tarz ifadeleri görürseniz, benim öyleydi sınavlara girerken içimde bir ferahlama olurdu her zaman ki derdim ki büyük ihtimal bu soru kolay. Çünkü bu sorulardan zor sorular o kadar gelmiyor. Hani çok zorlama sorular karekökten falan geliyor. Hani belki kafa karıştırıcı denklem kurma problemleri ama buradan çok nadirdir sorular. Şimdi çözünce de göreceksiniz. Eğer bu işaretleri görünce bir ürperme, geri çekilme oluyorsa bundan sonra eminim rahatlayacaksınız. Şimdi bu işaretin sırrı şudur. Soruda toplama, çıkarma, çarpma, bölmenin haricinde kendi kendine bir işlem tanımlar ve bunu farklı bir sembolle gösterir. Örneğin bununla gösterir. Ama bütün soruda tanımladığı sistemle ilgili bilgiyi yine soruda vermek zorunda. Yani bu yıldızla ilgili hiçbir şey bilmenize gerek yok. Sadece şunu bilseniz yeter. Soruda verilen şeyi yani. Nedir o? Mesela der ki A yıldız B A kare. A kare derken dediği birinci elemanın karesi artı 2 üzeri B, 2 üzeri ikinci eleman artı 4 tane A. Bu. Örneğin 3 işlem 4 için 3'ün karesi 2 üzeri 4 artı 4 çarpı 3 37. Bu şekilde ifadeler gelebilir. Bütün numarası budur. Örneğin burada garip bir işaret vermiş. Şöyle. Yani şimdi bunu şu şekilde verse de olur. Ama ne yapıyor? İçeriye çarpı koyuyor. Çarpma ile alakası var mı falan kafa karıştırıyor. Hiçbir alakası yok. Burada ne diyor? Diyor ki x'i böyle garip bir işleme sokarsam ben x'in karesi yani birincinin karesi x ve y'yi işleme sokunca birincinin karesi artı birinci eksi ikincinin karesi eksi ikinci diyor. Ve bunu yapacağız. 55'e 44. X yerine 55, y yerine 44 yazıyoruz. Sonra 55'in karesi artı 55 eksi 44'ün karesi eksi 44. Şimdi bunu yapacağız. Eğer isterseniz bunu şey de yapabilirsiniz. Yani açarak da yapabilirsiniz. Ama süre kaybı olmasını istiyorsanız farklı bir yol izleyeceğiz. Şöyle bir yol izleyeceğiz. Ki bu zaten her zaman sınavda bir yere sıkıştırılır. A kare eksi b kare. Mutlaka arkadaşlar mutlaka bunu bilin. Her sorunun bir yerine sokuşturabileceklerini de bilin. A kare eksi b kare a artı b çarpı a eksi b'dir. Yani burada 55'in karesinden 44'ün karesini çıkarıyoruz. Bir kare farkı olunca hemen aklınıza bu gelsin. Bu demek ki 55 ile 44'ün toplamı çarpı 55 ile 44'ün farkı. Toplamı 99'dur. Çarpımı farkı 10'dur. 99 çarpı 10'dur bu da. Artı 55 eksi 44. Gördüğünüz gibi artık kare kısmından kurtulduk. Şurası 11 yalnızca. Yani 55'ten 44'ü çıkarınca 10 kalmıyor, 11 kalıyor. Pardon. 2 kare farkından kurtulduk. 99 çarpı 11 artı 55 eksi 44. Şimdi burada bir numara daha var. Buna gerek yok tabii. İsterseniz bu işlemi direkt yaparsınız. Ama iyice kısaltacağım diyorsanız. 55 eksi 44 11 olduğu için 99 çarpı 11 artı 11 oluyor. Bu sefer bunu 11 parantezine alırsanız 99 artı 1 oluyor. Ve 11 çarpı 100'de size 1100'ü yazamıyorum. 1100'ü veriyor. Tabi rakamlar değil. Önemli olan şu. Ne yaptı? Bir modüler aritmetik sorusu sordu. Şimdi modüler aritmetik sorusunda, işlem sorusunda eğer kişi şunu bilmiyorsa bir kere soruyu çizdi geçti. Eğer soruyu biliyorsa dedi. Bu adam soruyu biliyorsa şunları yerine koyacak. Yerine koyunca bunun işlemini sürmesi 10 saniye. Ben buna bir fazladan 10 saniye nereden takarım? Şuranın içine getirip bunu şöyle yazmıyor. Dikkat edin. X kare eksi y kare artı x eksi y yazmıyor. Çünkü diyor ki ben bunu böyle yazarsam buranın x kare eksi y kare olduğunu görecek. Hemen bunu x eksi y çarpı x artı y şeklinde yazacak. İşini kolaylaştıracak. Ne yapıyor? Bunu araya şunu koyarak yazıyoruz. Yani toplamada çıkarmada yer önemli değil. Sıra önemli değil. Ama hepsi aynı işlem olduğu için toplama çıkarma olduğu için
buraya getiriyor ve buradan biraz bir 10 saniye daha kar etmeye çalışıyor. O yüzden iki kare farkını gördüğünüz anda açılım aklınıza gelsin. Her türlü sorunun içine sıkıştırırlar bunu. KPSS'de de öyle, DGS'de de öyle. Hep bir yerlere sokuşturuyorlar. Yine bir işlem var. Her şey gerçel, yani her şey olur biçiminde tanımlanıyor. Buna göre kök 2, kök 8. Şimdi aynı mantık. Adam diyor ki birincisi. Bu adam üçgeni görünce kaçacak. Biraz da kaçtı. Kalanları karekökü göstereyim. Karekökte de biraz kaçtı. Kalanlar gelsin bakalım. Karekök 2, karekök 8. X gördüğün yere karekök 2, Y gördüğün yere karekök 8 yazacaksın. Karekök 2 çarpı karekök 2 artı karekök 8. Karekök 8 nedir? Karekök 4 çarpı 2'dir aslında. Karekökü biraz çalışırsanız, sadece şu kısmını çalışsanız bir de, işte karekök 4 nasıl dışarı çıkar? 2 diye çıkar. Çünkü karekök 4 2'nin karesidir. Kare bunu götürür, 2 diye çıkar. Karekök 8 nasıl çıkacak? Karekök 4 çarpı 2. Karekök 4 dışarıya 2 çıkar ama diğer 2 içeride kalır. 2 kök 2 olur. Bu kadar yani, bilseniz bunları yapıyorsunuz. Ağır bir karekök sorusu değil burada, yani karekökle ilgili ekstra bir şey yok. Basit temel işlemler. Eksi 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 eksi 2 kök 2, yani kök 2. Bu işlem kaldı. Şimdi burada ne yapacağız? İşte bu soruları hazırlarken aslında hep şeyi düşünüyorlar. Yani soruyu kısaltabilen adam kısalsın. Mesela burada kısaltamadığınız zaman bunu tek tek dağıtırsınız. Ondan sonra işte buradan kök 2 çarpı kök 2 2 gelir. Bunu çarptığınızda 4 gelir. Bunu çarpınca bir şey gelir. Onları toplarsınız. Onun yerine mesela iki tarafta da kök 2 var. Kök 2'ye yazdığımızda burada kök 2 artı 2 kök 2 var. Burada eksi 2 kök 2 var. Bunlar birbirini götürüyor. Kök 2 çarpı kök 2 oluyor. Kök 2 çarpı kök 2 kök 4'tür. O da 2 diye dışarıya çıkar. Yani burada sınadığı bilgi kareköklü sayılarda kök 8'in 2 kök 2 olduğunu görmemiz. Başka bir şey yok aslında. Yani 2 kök 2 olduğunda nasıl oluyor? Karekök 4 çarpı 2 oluyor. 2 kök 2 oluyor. Yani biz burada aslında kareköklü sayılarda çarpmayı da yapıyoruz. Buna geçelim. Gerçel sayılar kümesi üzerinde. Burada yılları çıkmamış ama bunların hepsi işte 2013, 2012, 2011 şeklinde olması lazım. Kare işlemi her AB gerçel sayısı için. Burada da biraz daha zorlaştıracak. Şimdi kareyi görünce biraz kaçtık. Geri kalanlar diyor ki A kare B işlemi diyor. İki durum var. Tek durumda yapamazsın. İki durum var. Eğer A B'den küçükse A ne B ne? A birinci eleman, B ikinci eleman. Yani bu birinci eleman ikinci elemandan küçükse şunu yap. Büyükse bunu yap. Büyük mü 2 1 bölü 2'den? Büyük. Çünkü 1 bölü 2 yarım demektir. 2 tam demektir. Büyükse şunu yap. A artı 2B, yani birincisi artı 2 tane B. Bakın burada da kolaylaştırıyor. 2 ile çarpınca bu kesirliden kurtuluyorsunuz. 1 bölü 2 çarpı 2, 1. Bölü 2, yani 3 bölü 2. Şimdi bunu sildik. Kaldı 3 bölü 2. Şimdi bir işlem 3 bölü 2. A, B'den büyük mü? Küçük. Zaten bu sorular ezeli böyledir. Yani bir tane bunu kullandırır, bir tane de bunu kullandırır. Bunu kullandı. Şimdi 3, bir işlem 3 bölü 2. Bir 3 bölü 2'den küçük olduğu için şimdi bunu yazacağız. A, yani birinci eleman. 1. Eksi 2 tane B. 3 bölü 2 ile 2 ile çarptık mı? 3. Bölü 4. 1 eksi 3 eksi 2. Bölü 4. Bu şekilde geliyor. Bunu sadeleştirebilir miyiz? Negatif olduğu nasıl sadeleştiririm? Hiç kafayı karıştırma. Eksi 2 nedir aslında? 2 çarpı eksi 1'dir. Alt taraf ne? 4. 2 çarpı 2. Şu ikiler birbirini götürdü. Eksi 1 bölü 2 kaldı. Bu şekilde bu soruyu da çözebiliyoruz.